Değerli izleyenler, haşhaşlı böreğimiz fırından çıktı. Değerli izleyenler merhaba. Bugün sizlerle herkesin çok sevdiği haşhaşlı çörek tarifi paylaşacağım. Malzemelerimiz 4,5 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı haşhaş, çekilmiş haşhaş, 10 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve küçük kurum maya. Dileyenler yaş maya da kullanabilir. Yapım aşamasına geçersek. Öncelikle pat mayamızla toz şekerimizi az bir suda aktifleşmesini bekliyoruz. Bunun için bir parça karıştıracağız ve bir kenarda 5 dakika kadar bekleyecek. Üzerine bir parça daha su koyup unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu kıvamına gelinceye kadar unumuzu koyarak karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuz yumuşak bir kıvam aldığı zaman kıvamı gösterelim. Bu vaziyetteyken tuzumuzu ilave ediyoruz. Yarısını karıştırıyoruz. Tekrar kalan tuzumuzu da ilave edip tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu haşhaşlı hamurun kıvamı biraz yumuşak olması lazım. Çörek hamurunun kıvamı bu şekilde yumuşak olması lazım. Şimdi ağzını kapatıp üzerini örtüp 1 saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Değerli izleyenler, 1 saattir hamurumuz mayada bekliyor. Açıyoruz. Evet, güzel mayası gelmiş. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Çekilmiş haşhaşımızın üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker döküyoruz. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra güzel yine yediriyoruz. Haşhaşımızın kıvamı bu şekil oluyor. Tezgahımıza az bir yağ döküyoruz. Bir parça yağladıydık zaten. Daha sonra hamurumuzu döküyoruz.
hamurumuza haşhaşımızı yediriyoruz. Bu şekilde. Hamurumuza yedire yedire hamurumuzu yayıyoruz. Her tarafına haşhaşın değmesini sağlıyoruz. Topak halindeki haşhaşlarımızı ufalıyoruz. 4 eşit parçaya bölüyoruz. Parçaları birbirinin üzerine koyarak yayma işlemini tekrar yapıyoruz. Burada mümkün olduğu kadar hamurumuzu inceltmeye çalışıyoruz. Haşhaşı birbirine geçirerek. Hamurları üst üste koyduk ve tekrar açıyoruz. Tekrar kesiyoruz. Kesilen hamurlarımızı çevire çevire kıvırıyoruz. Daha sonra yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz. Bu şekilde tepsimize diziyoruz. Tepsiye hamurlarımızı dizdik. Bu şekilde 20 dakika daha bekleyeceğiz tepsi mayası almasını. Daha sonra tepsiyi 3 eşit parçaya bölüyoruz.
Değerli izleyenler, şu anda tepsi mayası almış hamurumuza çırptığımız bir tane yumurtayı üzerlerine yayıyoruz. Beş dakika önce fırınımızı açtık, 200 dereceye ayarladık. Onun içine fırınımıza vereceğiz haşhaşlı çöreğimizi. Piştikten sonra görüşmek üzere. Haşhaşlı böreğimiz fırından çıktı. Yaklaşık 45 dakika sürdü pişme süreci. Yalnız fırından fırında değişir. Siz kendi fırınıza göre ayarlayın. Görünümü de tadı da mükemmel. Yapacak arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Hoşça kalın.